Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Öncelikli olarak bütün YouTube ailemize iyi bayramlar diliyorum. Umarım gelecek yıllarda nice bayramlara sevdiklerimizle, mutlulukla, sağlık dolu ulaşmak mümkün olur. Bugünün en önemli gelişmesi uzun süredir bekleniyordu. Baykar'ın Mius yani muharip insansız uçak sisteminin ilk kavramsal tasarım fotoğraflarını paylaşması oldu. Dijital kamuflaja sahip jet motorlu bir İHA sistemi gerçekten Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki gelişimini, son yıllardaki gelişimini farklı bir boyuta, farklı bir sayfaya doğru götürecek. Bu videomuzda önce Selçuk Bayraktar'ın bazı açıklamaları var, detay bilgileri var. Bunları vereceğiz. Aralarda ben gireceğim, biraz daha detay veya bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Bu projeyle birlikte hedef ilk uçuş için 2023 sonu gibi gözüküyor. Gerçekten çok zor ve çok da önemli bir proje. Bu projenin bir de tabii ki TCG Anadolu gemisiyle ilgili olan kısmı var ki Mius TCG Anadolu üzerinden de operasyonunu gerçekleştirecek. Önce Selçuk Bayraktar'ın videosunu sizle paylaşıyoruz. Ara ara durdurup bazı açıklamaları ben yapacağım size. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız iyice Mius'a odaklandı diyebilirim. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarının aynen siyalarımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. Mius projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla Selçuk Bayraktar'ın da dediği gibi Baykar bu projeyi öz kaynaklarıyla devam ettiriyor. Öz kaynak ne demek? Normalde iki türlü savunma projeleri oluyor. Bunlardan birincisinde öz kaynak yani şirket kendi Ar-Ge faaliyetleri, kendi Ar-Ge harcamalarını gerçekleştiriyor. Kendi ürünü haline geliyor ve bunun bütün özellikleri, hakları o şirkete ait oluyor. İkincisinde ise geçmişte o TB2 ile Vestel'in sisteminde beraber olduğu gibi devlet üreticileri seçiyor. Belirli bir miktar Ar-Ge parası veriyor ve ortaya çıkan ürünleri rekabetle yarıştırıyor. Buradan kazananı seçiyor. Veya tek bir şirketin kavramsal tasarım üzerinden harekete geçerek o şirketi tercih ederek bu yoldan da yürünebiliyor. Dünyada bunun birçok örneği var. Öz kaynak anlamı şu: Baykar tamamen bunun Ar-Ge faaliyetleri ki gerçekten işte çalışan mühendislerin maaşlarından uçuş test giderlerine kadar bunlar çok ciddi miktarlar. Baykar kendi bu projeyi üstlenmiş, Ar-Ge'sini üstlenmiş durumda. Mius, Cessna'ya yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipler ise Cessna'nın üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı kapasitesine sahip olacak. Mius'la ilgili Selçuk Bey'in söylediği öncelikle ses süratinin altında yani ortalama 0,80 Mach yaklaşık saatte 700-750 km civarında bir süratle uçacak. İlk etapta bu subsonik olarak adlandırılan ses süratinin altında uçabilen Mius tasarlanıp operasyonu başlayacak. Arkasından süpersonik yani ses hızının üzerine çıkış gerçekleştirilecek. Ses hızının üzerine çıkması için bir hava aracının tabii ki aerodinamik olarak, tasarımsal olarak bazı farklılıklara sahip olması gerekiyor. Buna göre bir tasarım yapılacak. Buna göre bir gövde güçlendirilmesi yapılacak. Çünkü süpersonik hızlara çıkıldığı zaman, hatta bu hızlarda manevra yapıp yani G çekildiği zaman gövdenin buna göre inşası gerektiriyor. Bu konuda Baykar adım adım ilerleyecek. Hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Baktığınız zaman tasarıma radara az görünürlük yani stealth özelliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Stealth nedir? Radar sinyalleri dağılıyor ve bir objeye çarparak geri geliyor. Öncelikle bunların az yansıtılması için işte uçak üzerindeki bazı işte dikey stabilize gibi kanatların durumları gibi farklı farklı açılara sahip olması ve belirli bir miktar açının üzerine çıkmaması gerekiyor. İkinci önemli konu ise motor konusu. Çünkü radarların yanı sıra gökyüzü termal olarak da çok ciddi anlamda taranıyor ve sıcaklık farkları da uçakların tespitini sağlıyor. Burada da gördüğünüz üzere motor gövdenin içine daha çok böyle motorun egzoz kısmı özellikle alınmış durumda. Muhtemel bu motorla ilgili de bazı adımlar atılacak ve radara az görünürlük için burada da
benzer adımlar, stealth açıdan, yaklaşım açısından stealth adımların atılacağı görülüyor gibi ortadaki tasarımla birlikte. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. En önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Malum TCG Anadolu için Türkiye F-35B alımını planlıyordu. Ancak 2019'da Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslim edilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Şimdi tabii kamuoyu uçak gemisi olarak addediyor ama TCG Anadolu aslında amfibi havuzlu çıkarma gemisi. Amaç bir tabur askeri zırhlarıyla birlikte, ekipmanlarıyla birlikte uzun mesafeli bir yere götürebilmek ve geminin üst güvertesi de bir uçuş güvertesi haline getirilmiş durumda. Türkiye buraya bir F-35B olarak adlandırılan modeli konuşlandırmak istiyordu ama tabii F-35 programıyla birlikte bu durumda bitmiş durumda. Arkasından TCG Anadolu mevcut yapısıyla birlikte bir İHA sistemleri taşıyabilen, yani insansız hava araçları taşıyabilen bir platform haline getirilecek. İlk etapta Baykar grubu TB2'den geliştirilen TB3 Bayraktar'ın yeni bir deniz modeli diyelim buna. Bunun üzerine çalışıyor. Kalkışı nasıl olacak bunun? Skyjump olarak adlandırılan göğertinin ucunda böyle bir nokta var. Buradan bir atış gerçekleştirilecek veya artık katapult sistemi kullanılacak. Bunlarla ilgili çalışmalar, tasarımlara devam ediyor. İndiğinde de bir kanca sistemiyle durdurulması hedefleniyor. Bu benzer sistemler yeni nesil jet motorlu Mius'ta da oluşturulacak. Mius için tabii ki bu mesafelerden kalkabilecek özelliğe sahip olması lazım. Arkasından inişte de muhtemel bir kanca sistemiyle durdurulacak. Mius tabii ki yüksek hızlı taşıdığı mühimmatıyla da TCG Anadolu'nun bir artısı haline gelecek. Hava aracımızın tasarımında yine dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran diğer bir unsur ise yatay ve dikey kuyrukları. Önde bulunan yatay kuyrukları ve birçok insansız savaş uçağında bulunmayan dikey kuyrukları. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak Mius. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe görev manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Tabii bir de Selçuk Bey'in dediği gibi bir Canard sistemi var. Canard hangi uçak tasarımlarında var diye soracak olursak ilk aklıma gelenler hemen Eurofighter. Fransızların Rafal tasarımlarında ön tarafta Canard olarak adlandırılan parça var. Canard arkadaki yatay stabilizenin farklı bir versiyonu, öne doğru alınıyor. Geniş kanat alanıyla birlikte ki baktığınız zaman uçağın deltaya yakın kanat şekli geniş kanatları var. Bu geniş kanadın amacı da düşük süratlerde havada tutunabilmek veya düşük süratlerde manevra yeteneği sağlamak ki bunun amacı da taşıyıcı alanının genişletilmesi. Tabii kanatları çok büyütemiyorsunuz, hedef haline geliyorsunuz veya işte TCG Anadolu'da yerdeyken yerdeki operasyonunuz kısıtlı hale gelebiliyor. Bununla birlikte bir Canard sistemi takılıyor ön tarafa. Canard sistemi de uçağın manevra kabiliyetini, düşük süratlerde kumanda edilmesini kolaylaştıran bir tasarım. Canard'la birlikte tabii uçuş sistemi olarak yeni nesil sistemler, işte fly-by-wire, kablolu uçuş veya daha farklı sistemler entegre edilmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte Baykar çok önemli bir sistemi de bu yapı üzerinde, bu tasarım içerisinde yer aldıracak gibi duruyor. Bu da önemli bir gelişme. Farklı kabiliyete sahip Mius'lar, yapay zeka ile donatılmış akıllı file otonomisi sayesinde dost savaş uçakları ile birlikte görev yapabilecek. Yine aynı akıllı file otonomisi kabiliyeti sayesinde Mius daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edebilecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı file otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Tabii Baykar'ın önem verdiği bir diğer sistem yapay zeka sistemi. Yapay zekada hedef hava aracının farklı havadaki sistemlerle konuşması. Nedir mesela bu? Diğer İHA sistemleriyle irtibat içerisinde kalması. Uçaklarla konuşması, örneğin milli muharip uçakla konuşması. Bunlarla birlikte gelişen durumlara karşı yeni senaryoları ortaya koyması, bunu uygulaması. Bunu yapay zeka sistemi olarak Mius'ta göreceğiz.
Bunlar da tabii uçak kadar çok önemli, yazılım gerektiren, tecrübe gerektiren, bol bol deneme gerektiren sistemler olduğunu da altını çizmek istiyorum. Hedefimiz 2023'te Mius prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Dünyada İHA sistemi yeni bir dönemeç alıyor, yeni bir sayfa açıyor. İşte bakıyorsunuz Avustralya'da Boeing'in Avustralya merkezli şirketi ve Avustralya hükümetiyle birlikte Loyal Wingman olarak adlandırılan yeni bir tasarım ortaya çıkıyor. Loyal Wingman, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35'leriyle, F-18'leriyle birlikte operasyon yapacak bir İHA sistemi. İşte gün gelecek yem gibi öne çıkacak veya düşman hava savunma unsurlarının dikkatini dağıtıp diğer taraftan taarruz edilmesini sağlayacak. Birden fazla sistem havada olacak. Bunları bir yapıyla birlikte tabii ki mevcut insansız hava araçlarına uygulamak gerekiyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir çalışma. Benim tabii en merak ettiğim noktalardan bir tanesi de Baykar'ın Mius'uyla TUSAŞ tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli muharip uçağın nasıl bir koordinasyon içerisinde olacağı. Bunu iki sistemi birbirine entegre edebildiği zaman Türkiye gerçekten önemli hava kuvvetlerine, hava gücüne ulaşmış olacak. Bir taraftan da tabii Mius'un belli olan daha önceden Selçuk Bey'in açıkladığı bazı teknik özellikleri var. Onları da belirtmekte, bilgi vermekte sizlere fayda görüyorum. Bunlardan bir tanesi yaklaşık Mius'un seyir irtifasının 40 bin fit civarında olacağı belirtilmişti. Ortalama 3,5 ton civarında bir maksimum kalkış ağırlığı belirlenmiş durumda. Selçuk Bey'in de söylediği gibi 1,5 ton civarında bir silah yükü veya pot taşınması hedefleniyor. Burada tabii ki stealth özelliklerin sağlanması amacıyla bu silahların, mühimmatların bazılarının gövde içinde taşınması hedefleniyor. Çünkü kanat altında taşıdığınız zaman radar ekolarını geri yansıtıp uçağın görünürlüğünü arttırabiliyorsunuz. Gövde içinde ise bunları daha minimum hale getiriyorsunuz. Bunlarla da birlikte ilk etaptaki prototiplerin seyir hızının biraz önce de belirttiğim gibi 0.80 Mach, yani yaklaşık saatte 700-750 km civarında bir hız düşünülüyor. Bunun sonrasındaki adım sistemin geliştirilerek süpersonik hale getirilmesi. Bakalım 2023 hedefleniyor. Gerçekten iddialı tarihler bunlar. 2023'te ilk uçuşuyla birlikte bu iş nereye doğru gidecek, ben de merakla bekliyorum. Çünkü uzun bir süreç, zorlu bir süreç ama işte Baykar'ın mini İHA'lar, TB2 arkasından Akıncı'yla yol aldığı, kat ettiği çok önemli mesafeler var. Bunun da tecrübeleri muhakkak Mius'a yansıyacak. Ve tabii ki Selçuk Bey'in de dediği gibi 12 yıllık bir hayal. Bakalım bu 12 yıllık bir hayal nasıl kompozite, metale bürünecek, ben de merakla bekliyorum. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.